Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda gün içerisinde yapmanız gereken her şeyi tek bir videoda özetleyeceğim sana. Ne yapacaksınız? Yapmanız gereken görevler neler? Polimer sandıkları, kesmeniz gereken mini bosslar vesaire hepsini tek videoda size göstereceğim. Görevlerinizi program kısmından takip edebileceğinizi unutmayın. Bakın burada hepsi yazıyor. Tamamlananlar yazıyor. Tamamlanmayanlar yazıyor. Bakın Miska Üniversitesi tamamlandı notu var yanımda. Nisa'nın yanına gidip onu kurtarıyoruz. Ve Miska Üniversitesi görevimiz bitmiş bulunuyor. Helikopter aracılığıyla Miska'dan çıkabiliriz. Tüm görevlerinizi buradan kontrol edebilirsiniz. Önerilen etkinliklerde de görevler mevcut. Şimdi şöyle özetleyeyim sana, size kamp işleri dediği kamp görevleri. Köşk güvenlik simülasyonu saldırısı dediği şey Çalkantılı şehir. Hemen buraya onun videosunu koyuyorum kısa bir şekilde. Şöyle indirelim. Kendi canımızda insin. Aynen ganimetlerin yerini bulduk. Şimdi indirmeye geldi buraya. Oo, dolaplara bak, dolaplara. Vallahi güzel gelir olacak. Derken aşağı ben kamp atış talimi dediği şey ise balon yarışması. Hemen onu da göstereyim size. Bakın. Bu da size savaş puanı verecek. Şu şekilde yapabiliyorsunuz kamp atış talimini. Hemen göstereyim. Bilmeyenler için öğrenmiş olun. Tüm görevleri göstereceğim. Siz de eksiksiz bir şekilde bunları günlük yapmaya çalışın elinizden geldiğince. Bakın buradaki Meri aracılığıyla kamp atış talimine girebiliyorsunuz. Kamp atış taliminde dikkat etmen gereken şey ise kırmızı balon 10 puan, mavi balon 5 puan ve siyah balon vurduğunda eksi 5 puan alıyorsun. Bunu da bil. Ya özellikle bakın balonlar hızlandığında kırmızı balonları yakalamaya çalışın. Çünkü illaki balon kaçıracaksınız. Şu an yavaş gidiyor. Tamam, vuruyoruz hepsini ama birazdan hızlanacak. Ve siyah balon vurmamaya dikkat et. Çünkü bir mavi vuruyorsun, 5 alıyorsun. Siyah vuruyorsun, aldığın puan geri gidiyor. O yüzden buna dikkat etmen gerekiyor. Kırmızı kaçırma. Çünkü bakın kırmızı 10 puan veriyor şu an gördüğünüz gibi. Maviyi bıraktım, kırmızıyı vurdum. Çünkü bir kırmızı iki mavi balon yerine geçiyor. O yüzden kırmızıya ağırlık vermeye çalış. Bakalım kaç puan topladık ya. 300 puan, daha çok az. Ve bitti. Bittikten sonra bakın bu Meri'den yine aynı şekil aldığınız ödülleri görebiliyorsunuz. 500 puana ulaşırsanız 4000 savaş puanı daha veriyor. Buradan sıralamayı görebiliyorsunuz. Kim birinci, kim kaçıncı burada yazıyor. Bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi diğer kamp görevimize değinmem gerekirse ondan da bahsedeyim. Kamp kaynak sandığı, kamp kantini ve kamp göletinde balıkçılık. Bunlar ne oluyor? Kamp kantini, burası fayda kutusu. Talep et diyoruz, alıyoruz. Bura kamp yemeği, buradan alabiliyorsunuz. Kamp göletinde balıkçılık da gölete gidiyorsunuz. 3 adet balık yakalıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer önerilen etkinliklerde kar dağı, ağız bataklığı, karlı dağlık araziler, kumtaşı kalesi, sonbahar ormanı ödül görevi. Şimdi bunlardan da bahsedeyim size. Zaten biliyorsunuz ama bunları unutmayın. Siz daha açık olan haritaları mutlaka yapın. Sonbaharla Kumtaşı Kalesi'nde belli bir seviyeye ulaştığınızda şöyle hemen gösterelim. Otomatik tamamlama açılıyor. Otomatik tamamlamayı yapabiliyorsunuz.
Diğer haritalarda görevleri alıp görevleri yapmanız gerekiyor mecburen. Şimdi hemen şuradan bir görevi tamamlayalım. Kum taşını. Bunu da göstermiş olayım size. Şöyle. Çünkü eksiksiz bir video olmasını istiyorum. Dediğim gibi sonbaharla kum taşı otomatik, diğerlerinde görevleri arıp şu sol tarafta görev ibaresi çıkıyor. Oradan yapmanız gerekiyor. Ve önceliğiniz günlük olarak şu program kısmını doldurun. Bakın Sequoia kasabası. Hepsinin ödül görevi mevcut. Ticaret bürosu görevleri tekrarlanabilir. Bu nedir? Ticaret bürosu. Bakın 18 18 yazıyor. 0 yapmışım daha. Hiç yapmamışım. Şimdi hemen kum taşına gelmişken iki tane yapayım. Bunlar toplama görevleri arkadaşlar. Şöyle bakın haritalar. Şöyle bakın haritalarda nipiciler görürsünüz ya. Dorota Harbor. Yok Wayne. Bunlardan bu nipiciler aracılığıyla görev alabilirsiniz. Bu nipicilerden size Dorothy zanaat puanı verir. Kaşif zanaat verir. Wayne size savaş puanı verir arkadaşlar. Bunu da bilin. Önce o görevleri alıp sonra toplamaları yapabilirsiniz. Önce toplamaları yapıp sonra o görevleri alırsanız o görevleri vermeyebiliyor. Şu an bakın ben toplamayı yapacağım. Oradan aldığınız görevler de aldığınız adete göre, misal aldığınız kamera filmi o 0.18'e yansıyor. Şimdi bakın hemen bir örnekle size anlatayım bunu. Şimdi program kısmındaki bakın ne diyor? Ticaret bürosu görevleri 0 diyor. 18 tane görev yapabilirsin diyor bize. Şimdi bir görevi buradan toplama itemimizi alarak tamamlayacağız. Kalacak 17 görevimiz. Toplama itemlerini toplayıp sonra da verebilirsiniz. Ama topladığınızda sonra verdiğiniz takdirde biraz zorlanıyorsunuz. Bakın sektörün savaş botlarını aldık. Şimdi ne oldu? Hemen programa giriyorum. Bakın 1 oldu. Ben videonun altına tüm toplama itemlerini yazacağım. Hangi haritada nereden çıkar diye. Santa Pony'ye kadar. Bilginiz olsun, videonun açıklamasına bakarsınız. Aa burada bu çıkıyor, burada bu çıkıyor, burada bu çıkıyor diyerekten toplamaları toplayabilirsiniz. Yine şarjımız zayıf. Şimdi buradan bir görevliye gidelim. Görevliden de görev alalım. Oradan aldığımız görev de aynı şekil şu ticaret bürosu kısımlarına yansıyor. Bunu toplam 18'e tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın NPC'miz burada. Dediğim gibi önce görevliden alıp sonra toplamaları yapabilirsiniz. Ama önce toplamayı yapıp sonra görevliden görev alırsanız size görev vermeme durumu oluyor. Çünkü haritadaki toplama itemlerini topladınız. Bakın doğru tarif. Kamera filmi aldık. Bakın ne oldu? Görev ibaresi 2 oldu. Kaldı 16 hakkımız. Bu 18'i doldurana kadar bunu tekrarlamanız gerekiyor. Başka Nancy şehir eğitim görevi. Bunu biliyorsunuz zaten. Buraya gene ufak bir video koyarım ben Nancy ile ilgili. Mobilya geri alma. Bugün de iki kez yapabiliyorsunuz. Öğlen ve akşam saatlerinde. Bunda arkadaşlar 30 adet malzeme topluyorsunuz Umut Yüzeyir'de. Bunu da biliyorsunuz zaten. Size süper baget yemek veriyor. Bu baget yemek de sizin şuradaki mavi adamı dolduruyor. Adam yorulduğunda ustama, toplama ustalığı puanı vermediğinde bunun sayesinde yiyerekten orayı doldurup toplama puanınızı kasmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi tuzak enfeksiyonları dediği kamp bossu, kamp istilası arkadaşlar. Bunların belli günleri var zaten. Çarşamba istila, perşembe boss. Cumartesi istila, pazar boss şeklinde. Bunu zaten bilmeniz lazım. Şimdi başka burada bahsedeceğim ne var size? Kamp devriyesi görevi, kamp askeri tatbikatı. Bunlarda günlük yapabiliyorsunuz. Belli bir saati oluyor kampınızın. Belediye başkanı ayarlıyor. Kamp devriyesini vesaire yapın. Oradan da miska gibi altın çubuk ödülü alacaksınız. Bunu da aksatmayın. Başka yapabileceğiniz görevler. Kale savaşlar zaten bahsettim.
tüm haritalarda bulunan kale savaşları, şöyle kale savaşı yazan bölgeden girebiliyorsunuz. Seviyenize göre 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız diye değişiyor bu gireceğiniz kale savaşları. Önerilen etkinliklerde başka sızma etkinliği hafta sonu oluyor. Kamp askeri tatbikatından bahsettim. Hava yaz hafta sonları oluyor. Tedarik nakliyesi. 2 kişilik takımla tedariğe giriyorsunuz Umut 101'den. Başka burada bahsedeceğim. Burada bahsedeceğim başka yok gördüğüm kadarıyla. Buradan bakın hepsi zaten gösteriyor. Mistik yaratıkları kesmeniz gerekiyor günlük olarak. Tüm haritalardan bir kere kesseniz yeterli. Şimdilik anlatımım ön planım buydu. Günlük mini bossları kesmeniz gerekiyor haritalardaki. Günlük polimer sandıklarını da açmanız gerekiyor. Bunlar görev olarak geçmiyor ama bunlar sizin daha hızlı ilerlemeniz için yapmanız gereken şeyler. Bunları da bilmenizi istiyorum sizin. Şimdi çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz.